Bu video Mavi Anket'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Sadece anket çözerek çorba parası çıkarmak ister misiniz? Beyler ciddi misiniz? Tabii oğlum korkmana gerek yok. Ya bir şey yaparsa? Korkma oğlum ötleyin teki o. Hem biz arkandayız dostum gerginliği bırak. Koy postanı biz buradayız. İyi tamam. Putin? Evet. Senden korkmuyorum. İyi. Beyler? Sıçtık. Rusya, güçlü, agresif, otokrat, geri adım atmayan süper güç. 21. yüzyılın en tehditkar, en nefret edilen, en çok dikkat çeken ülkelerinden biri olan Rusya'ya hoş geldiniz dostlarım. 18. asrın ortalarından itibaren hem bölgesel güç olarak hem de agresif politikalarıyla gündeme gelen Rusya günümüzde bu özelliklerinden hala taviz vermiyor. Her ne kadar emperyalizmin kralı Amerika Birleşik Devletleri olsa da 19. yüzyılda bu konuda piyasada iki ülke vardı. Britanya ve Rusya. Aynı zamanda son yıllarda dünya siyasetine yön veren savaşların birçoğunda Rusya'nın da parmağı vardır. Bakınız Suriye İç Savaşı veya Azerbaycan-Ermenistan Savaşı. Ama ve lakin Rusya'nın günümüzde bu hardcore tavırları coğrafi konumu veya tarihinden değil, başındaki Vladimir Putin'in ben yaptım oldu şeklindeki politikalarından geliyor. Dünyanın en güçlü lideri olarak bilinen Vladimir Putin'in batıya gözdağı vermesi, benim tesislerim havaya kalktığında sofra kurulur diyerek ülkesinin âli menfaatlerini düşünmesi, onu çeyrek asırda birçok kez saldırgan diplomasiye itmiştir. Kırım ve Gürcistan işgalleriyle batıya çok ağır gözdağı veren Putin'in 2022 yılındaki bir başka vukuatı da Ukrayna Savaşı'ydı. Ukrayna'da meydana gelen bu savaş kimi çevreler tarafından 3. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olacak bir olay olarak iddia edilse de, Avrupa ve Amerika'nın askeri açıdan geri adım atması bu iddiaları hem daha da fazla kuvvetlendiriyor hem de çürütüyor. Yani çok affedersiniz ama ne bok olduğu belli değil. Savaşın başlamasıyla Rusya kamuoyunda Nazi Almanyası, başındaki Putin de Hitler olarak dillendirilmeye başlandı. Peki Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın perde arkasındaki gerçekler nedir moruk? Gerçekten bu savaşın tek suçlusu yarım yumrukla rakibini Allah'ına kavuşturan Putin mi? Yoksa Zelenski'yi gaza getirip Rus sayısını kışkırtan Batı mı? Bunu sizlere YK tarzıyla anlatmama izin verin. Ukrayna ve Rusya arasındaki bu gerilim aslında Batı ve Doğu'nun arasındaki mücadeleydi. Nitekim Sovyetler yıkıldıktan sonraki süreçlerde Ukrayna'nın başında kimin olması oldukça mühimdi. Putin ve Batı arasında Ukrayna'daki hükümetin kim olacağına halk karar vererek Batı yanlısı Zelenski'yi getirdi. Zelenski'nin başa gelmesindeki en önemli vaadi ülkesini NATO ve Batı bloğuna sokacak demeçler vermesiydi. Putin Rusya'ya karşı kurulan bir oluşumda komşu devletlerini görmekten nefret edecek kadar despot, buyurgan bir liderdi. Bu yüzden Ukrayna'nın bir parçasına, dostum hükümete karşı ayaklanıp özel kulüp kısmen bana bağlı olmak ister misin? Karşılığında ne alacağım? Silah vereceğim. Tamam. Böylece Ukrayna'daki ayrılıkçı gruplar Rusya'ya bağlanmak istedi ve iki devlet bu gerilim yüzünden karşı karşıya geldi. Zelenski karşı tarafa koz vermeyecek kadar cesur bir liderdi ama Putin cesur adamları alt edecek kadar kurnaz bir karakterdi. İşte KGB farkı adamım. Putin gerilimi bir tık daha ileri taşıyarak Rus ordusunu sınıra yığdı. İşte bu andan itibaren aslında savaşın zemini atılmıştı. Fakat kimse bunun farkında bile değildi. Ama velakin müneccim şırdanı yiyen Yusuf Kayalp Rusya'nın olası işgalini 10 ay önce yapmış olduğu videoda göndermeyle belirtmişti. Yani ben demiştim size savaş çıkacak diye. Ah bakın şunu da diyorum. Fenerbahçe zamanı gelince şampiyon olacak. Her neyse, Putin askeri hazırlıklarını kusursuz bir şekilde sürdürürken Amerika'dan bir talepte de bulunmuştu. Biden? Erdoğan nasılsın? Putin ben Putin. Yine çamaşır suyu mu içtin? Neyse, bana bak. Ukrayna'yı NATO'ya alırsanız bunun sonuçlarına da katlanırsınız. Haberiniz olsun. Ne? Harbiye nazırı mı vurulmuş? Ben uyarımı yaptım. Ne? Ananın düğümleri mi kalaylı? Şimdi, Putin bir sabah kahvaltıdan sonra haritaya baktı ve NATO birliklerinin Doğu Avrupa'da oldukça planlı bir şekilde konuşlandırıldığını gördü. Ve Ukrayna konusunda kabuslar görmeye başladı. Evet adamım, gerçekten olağanüstü bir durum. Derhal el atman lazım. Bu andan itibaren Putin, NATO ve ABD'ye bu saldırgan planlarından vazgeçmemesi halinde askeri bir tepki göstereceğini söyledi. Ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına dair yasal olarak bağlayıcı bir söz ve Doğu Avrupa'da bir azalma da dahil olmak üzere güvenlik garantileri olarak adlandırdığı iki anlaşma taslağını gönderdi. Batı Putin bu talepkar isteklerini oldukça kararlı bir şekilde reddetti. İşte bu andan itibaren devletler arası ilişkiler zirve noktaya dayandı ve NATO ülkeleri büyük bir savaşın yaklaştığını duyurmaya başladı. Önce Amerika sonra Avrupa ülkeleri vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılması gerektiğini duyurdu. 24 Şubat günü saat sabaha karşı 4'te daha kargalar dışkısını yemeden Putin savaş ilanını duyurdu ve askeri operasyonu başlattı. Putin konuşmasında fetih gibi bir niyetinin olmadığını ve orada yaşayan halkın kendi kaderini tayin hakkını desteklediğini söyleyerek kolpalar attı. Dünya ülkeleri de bu olayı kabullenmişçesine 21. yüzyılın en büyük savaşının başlamak üzere olduğunu basına duyurmuştu. Putin'in savaş planı şuydu. Önce hedefler bombalanacak ve düşman afallanarak aklını kaybedecekti. Ardından askeri harekatla Rus birlikleri sınırdan başkent Kiev'e yürüyecekti. Böylece Rus bombardman uçakları Ukrayna semalarında süzülerek bölgeyi bomba yağmuruna tuttu. Ruslar gaza gelerek sınırdan hareket etmeye başladı. Zelenski anında sıkı yönetim ilan etti ve 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasaklayarak seferberlik başlattı ve 21. yüzyılın en büyük savaşı başlamış oldu. Ayrıca Zelenski halkına silah dağıtarak Ruslara karşı hepsini cephe savunmasını
konuşmasına davet etti. Fakat kimi çevreler önüne gelene silah dağıtan Zelenski'nin büyük bir hata yaptığını ve bu durumun anarşinin patlamasına sebep olacağını iddia etmiştir. Fakat Ukrayna halkının anarşiden daha büyük bir belası vardı, o da beyaz ayı Rusya'ydı. Ukrayna halkı kendinden emin vatanlarını savunmak için cephelere akın etti ama bu Rusları durdurmayacaktı. Üstün Rus ordusu Ukrayna ordusunu eziyor ve saat geçtikçe sınırlardan ilerlemeye devam ediyordu. Rus ordusunun durdurulamayacağını ve bu işi silah dağıtarak çözemeyeceğini anlayan Zelenski acilen ABD ve Avrupa'dan yardım isteyerek "Yardım edin, Ruslar kafayı yedi. Sınırdan başkente yürüyorlar." "Endişelenme, her daim yanındayız dostum." "Gerçekten mi?" "Evet, unuttun mu? Biz yakında müttefik olacağız." "Bu harika, hadi o zaman." Putin: "Seni kınıyorum." İstediği yardımı alamayan Zelenski ihanete uğradığını düşündü. Halkıyla tek başına kalmıştı ve Putin'e karşı koyacak iradeye fazlasıyla sahiptiler. Ama sadece iradeye, teknolojiye ve silaha değil. Rus birlikleri son sürat ilerlemelerine devam ediyor ve bombardıman altında Ukrayna ordusunu adeta silip süpürüyordu. Kiev taarruzu, Çernobil muharebesi, Sumi muharebesiyle işler daha da kızışıyor. Dünya Avrupa'nın ortasında yeni nesil savaşı izliyordu. Rusya gün geçtikçe daha da hırslanarak sivil bölgelere dahi bombalar yağdırıyordu. Zırhlı araçlar ve tanklar sokaklarda kol geziyor. Kuvayi milliye duygusuyla düşman askerlerine karşı koyuyordu. Sosyal yaşam yok olmuş, ekonomi dibi görmüştü. Hatta savaş Türkiye'deki ekonomiyi bile derinden etkilemişti. Eğer siz de savaştan nasibinizi almış ve yağ kuyruğuna girmek istemiyorsanız sizlere sponsorum Mavi Anket'ten bahsedeyim. Mavi Anket, internet erişiminizin olduğu her yerde anket çözerek para kazanmanızı sağlayacak online bir anket platformudur. Ücretsiz bir şekilde üye olup Mavi Anket ailesine katılarak tarafınıza tanımlanacak anketleri başarılı bir şekilde doldurup mavi paralar kazanmaya başlayabilirsiniz. Üstelik cevap vererek para kazanmanın yanı sıra arkadaşlar davet ederek onların katıldığı anketlerden de para kazanabilirsin. Ne kadar çok arkadaşını davet edersen o kadar mavi para kazanıyorsun. Harika. Peki nedir bu mavi para? Mavi para Mavi Anket'in para birimidir. Her 100 mavi para 1 TL değeri taşır. Hesabınızda 2500 mavi para biriktiğinde profilimden ödeme talebinde butonuna tıklaman yeterli dostum. 3 iş günü içerisinde paran hesabına geçerken sen de alacağın ayakkabının modeline karar verebilirsin. Hem de bu işler için ekstra masraf ödemene gerek yok adamım. Ücretsiz bir şekilde uygulamanı indir. Ayrıca her yeni anketten haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Haydi dostum, birkaç dakikanı ayır, açıklama kısmından üye ol, anketleri çöz, paranı kazan. Zelenski bütün bu olanlar karşısında dünya siyasetine sesleniyor ve yardım istiyordu. Uluslararası Af Örgütü Rusya'nın insancıl hukuku ihlal ettiğine dair reddedilmez kanıtlar bulduğunu ve saldırılarından bazılarının savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi. Ayrıca Putin sivil alanların bombalama haberi üzerine aynen şunu söylemiştir: "Bombaladığımız yerlerdeki insanları silahlandırıyorlar. Sonra da bize sivillere saldırdınız diyorlar. Birader, çamaşır suyu mu içtiniz siz?" Ayrıca yine Putin, "Amacımız hiçbir şekilde Rus İmparatorluğunu veya Sovyetler Birliği'ni diriltmek değildir. Amacımız tamamen sivil güvenliği sağlamaktır" şeklinde açıklamalar da yapmıştır. Savaşın başlamasına karşın NATO ve ABD ise kınamaktan ve yaptırım yapmaktan başka hiçbir işe kalkışmadı. En azından bir süreliğine. Diğer yandan Zelenski, müttefiği saydığı bu ülkeler tarafından ihanete uğradığını ve yalnız kaldığını söylemiştir. Fakat kamuoyunda Ukrayna hiç de yalnız kalmadı ve Rusya birçok alanda büyük yaptırımlara maruz kaldı. Avrupa Komisyonu finans alanında Rusya'nın önemli bankalarının Swift sisteminden çıkarılacağını, savaşı finanse etmemesi için Putin'in yurt dışı varlıklarını donduracağını ve Rus oligarkların varlıklarını hedef alacağını açıkladı. Putin'in destekçisi olarak bir ve Chelsea'nin sahibi olan Roman Abramovich'in ise kulübüne el konulacağı haberleri basında yer aldı. Sadece finans değil, ulaşım, sosyal yaşam ve spor alanında da devasa yaptırımlara maruz kalmıştır Rusya. Avrupa Birliği ülkeleri hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmaya başladı. UEFA ve FIFA Rus takımlarının ve Rusya milli takımının bütün organizasyon ve oyunlarından kaldırıldığını duyurdu. Apple, BBC, Netflix, Facebook, Twitter gibi birçok şirkette Rusya ile olan bağlantısını kopardı. Bu yaptırımların faturası şüphesiz ki Rusya'ya çok şey kaybettirecekti. Ama Putin zaten yaptırımları beklediğini söyleyerek bununla ilgili önlem aldığını dile getirmiş ve yaptırımları pek de ipine takmamıştı. Türkiye ise bu savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri olmuştu. Nitekim savaş başladığından beri döviz kurları etkilenen Türkiye gün geçtikçe ekonomik bunalıma sürükleniyor ve bu durumda halkın cebine etki ediyordu. Şimdi diyeceksiniz ki savaş bütün dünyayı etkiliyor Yusuf Kayalp. Hükümetimi gömme. Zinhar Allah katında bunu yapmam fazlasıyla günah. Tamam, haklı olabilirsin. Yani savaşın dünyayı etkilediği konusunda. Ama unuttuğunuz bir şey var. O da Türkiye'nin en büyük ithalat ortağının Rusya ve Çin olduğudur. Yani doğalgaz ve petrol konusunda Rusya'ya bağlısınız dostlarım. Bu yüzden Rusya'nın yaşadığı en ufak kriz ithalat ortağı Türkiye'yi de etkileyebilir. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya karşı herhangi bir yaptırımı desteklemiyor. Bunun doğuracağı sonuçları tecrübe etmek istemiyor. Türkiye daha çok iki ülke arasındaki barışı sağlamak isteyen masa olmak istiyor. Eğer Türkiye bunu başarır ve iki ülkenin de ara bulucusu olursa, bu dış politikada prestijinin artması anlamına geliyor ki hükümet de bunu istiyor. Avrupa ve Amerika'nın sert tavırlarını göz önüne aldığımızda bu göreve de Türkiye'nin layık olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. Ayrıca her ne kadar Avrupa ve Amerika ülkeleri
güçleri Rusya'nın karşısında yer alsa da Putin bu soğuk savaşta yalnız başına değildir. Zira Rus-Ukrayna savaşının başlamasıyla yeni bir soğuk savaşın başladığı da iddia edilmiştir. İkinci soğuk savaş olarak bilinen bu varsayımın 3 süper gücü ise ABD, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Son yıllarda ekonomik olarak büyük bir ivme yakalayan Çin de tıpkı Rusya gibi Amerika'nın karşısında yer alıyor. Savaşın başlamasıyla sadece yeni soğuk savaş tahminleri değil, 3. Dünya Savaşı teorileri de ortaya çıkmaya başladı. Putin'in ağzından düşürmediği nükleer silahlar ve Çernobil muharebesiyle daha çok savunulan bu tahminin gerçekleşmesiyle ortaya çıkabilecek nükleer savaş, insanoğlunu taş devrine götürebilecek felaketler doğurabilir. Neyse ki dünya liderleri böyle bir felakete davet çıkarmayacak kadar akıllı politikacılardır. Umarım. Dum 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 d